Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Yeni sisteme uygun, yeni müfredata uygun, klasik açık uçlu bir yazılı hazırladık sizler için gördüğünüz gibi. Ve bunun PDF'ini açıklama kısmına bıraktık. Açıklamadan bunun PDF'ini indirip önce kendiniz çözer, sonra da buradan takip ederseniz bütün eksiklerinizi giderir ve yazılarınızdan da 100 alabilirsiniz. Sadece fen bilimleri değil, diğer derslerin de yine açıklama kısmındaki oynatma listelerinden ulaşabilir ve PDF'lerini indirip çözüp çok başarılı olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok seviniriz. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Haydi hemen başlayalım birinci sorumuzla. Bakın ne diyor birinci sorumuzda? Ayın hareketlerini yazınız demiş. Neydi ayın hareketleri? Bakın bizim için çok önemli biliyorsunuz. Bir kere kendi etrafında dönüyor ay. Öyle değil mi? Ayın kendi etrafında dönmesi hareketi var. İkinci olarak ne yazabiliriz? Ay dünyanın etrafında dolanıyor, değil mi? Ve bir de ne var? Ay ve dünyanın beraber eş zamanlı olarak güneşin etrafında dolanması. Bakın, kendi etrafında dönmesi. Dikkat edin buna. Kendi etrafında dönmesi. Dünyanın etrafında dolanması. Bir de ayla dünyanın beraber eş zamanlı olarak güneşin etrafında dolanması. Bu üçünü yazarsanız böyle bir sorudan tabii ki tam puan alabilirsiniz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bir tane metnimiz var. Yukarıdaki metinden hangi bilgiye ulaşılabilir demiş bakalım. Astronomi bilimine en büyük katkıları verenlerden biri Galileo'dur. 1700'lü yıllarda kendi geliştirdiği teleskop ile gökyüzündeki güneş ve gezegenleri gözlemledi. Galileo, güneşin yüzeyindeki soğuk bölge adı verilen lekelerin varlığını yaptığı çalışmalar ile kanıtladı. Galileo, gün içerisinde teleskobu ile yaptığı gözlemlerde güneşteki lekelerin batıdan doğuya doğru yer değiştirdiğini fark eder. Bakın, burada gördüğünüz gibi güneş lekeleri var. Bunlar ne oluyormuş? Bakın, batıdan doğuya doğru yer değiştiriyormuş arkadaşlar. O zaman ne anlayabilir? Güneşin lekeleri yer değiştiriyorsa arkadaşlar nasıl bir sonuca ulaşır? Tabii ki diyebilir ki güneş kendi ekseni etrafında hareket eder diyoruz. Güneşin yaptığı hareketlerden bir tanesi arkadaşlar budur. Güneş kendi ekseni etrafında hareket eder diyoruz. Üçüncü sorumuz. Ayın genel özelliklerinden dört tanesini yazınız. Tabii ki daha fazla özelliği var. Biz burada dört tanesini sormuşuz. En bilinenlerden şöyle en kolay olanlardan dört tanesini birlikte yazalım. Bakın doğal ışık kaynağı değil arkadaşlar. Şimdi doğal ışık kaynağı değilse nasıl o zaman ay bize ışık veriyor? Ay adeta bir ayna gibi güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın kendi ışık kaynağı değil, kendisinden çıkan ışık değil. Mesela güneş kendisi doğal bir ışık kaynağı değil mi? Kendisi o ışığı oluşturuyor. Ama ay dediğimiz gibi kendisi ışık oluşturmuyor. Ay sadece güneşten gelen ışığı yansıtmakla görevli. Gece ve gündüz sıcaklıkları farkı çok fazladır. Yani gece tarafı bunun aydınlık tarafı çok sıcak, soğuk tarafı yani gece tarafı çok soğuk arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Tabii ki bunun sebebi, bakın şurada dördüncü maddemizdi. Atmosferinin çok ince olmasından dolayı aslında. Atmosfer çok ince olunca mesela dünyada neden aşırı bir fark yok? Çünkü atmosfer gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki farkı azaltıyor. Yani hava ısınıyor biliyorsunuz. Gece sabaha kadar güneş olmasa da hava o kadar çok soğumuyor ve gece çok aşırı soğuk olmamasını sağlıyor. Havada nem ne kadar az olursa mesela çölde falan nem çok az. Onun için gece ile gündüz sıcaklık farkı da çok fazla olur. Bunu da ek bilgi olarak söylemiş olalım. Bir de ne yazalım? Küreye benzer. Öyle değil mi? Ay aynı, değil mi? Diğer gök cisimlerinin çoğunda olduğu gibi küreye benzer diyoruz. Dördüncü sorumuzda bakın ay ve güneş hakkındaki soruları cevaplayınız. Böyle kısa kısa arkadaşlar sorularımız var. Haydi hemen beraber bakalım bunlara. Güneşin geometrik şekli neye benzer? Güneşin geometrik şekli az önce ay için de söyledik arkadaşlar. Tabii ki küreye benzer. Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu çukurlara ne denir? Hani bizim böyle gördüğümüz lekelere biz ne diyoruz? Krater diyoruz, değil mi? Güneşin katmanları nelerdir? Bizim bildiğimiz kadarıyla güneşte çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küre bulunuyor.
Bunu da lütfen unutmayın. Bakın çekirdek var ayda, özür dilerim güneşte. Çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küre 4 tane katmanı var. Ayın yüzeyinin dünyada D harfi şeklinde görüldüğü evre ne olarak adlandırılır? Diğer sorularımızda da var arkadaşlar bu. İlk dördün şeklinde adlandırılıyor. Güneşin kendi etrafında dönüş yönü. Bakın güneşin kendi etrafında aslında yukarıda da vardı bu. Saat yönünün tersi yönde arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edin, unutmayın. Güneş saat yönünün tersi yönde dönüyor. Dikkat edin, unutmayın sakın. Ve beşinci sorumuz. Ayın 4 ana evresi vardır. Bu evreleri yazınız demiş. Bakın ara evreler de var ama ana evreler neler? Yeni ay, dikkat edin. İlk dördün, dolunay, son dördün. Bakın yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün arkadaşlar. Bunlar ayın dediğimiz gibi ana evreleri olarak geçiyor. Geldik 6. sorumuza, şöyle güzel renkli bir soru arkadaşlar bakın. Ayı görüyorsunuz. Ayın 4 tane evresi, az önceki soruda dedik ya bakın. Yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün diye. Yukarıda ayın evrelerine ait görseller sembollerle verilmiştir. Bakın birincisi gördüğünüz gibi yıldız, kare, yuvarlak ve üçgen şeklinde. Bu sembollerin dolunay evresinden başlayarak sıralanışını altlarındaki sembollerle gösteriniz demiş. Hemen bakalım beraber. Önce dolunay dediği için ne yapmam gerekiyor benim o sıralamada bakın. Öncelikle şöyle bir yıldız çizmem gerekiyor. Öyle değil mi? Neden? Birincisi çünkü budur. Ondan sonra hangisi gelir? Arkadaşlar ikincisi gelir. O zaman ikincisi için ne yapmam lazım benim? Şöyle bir tane üçgen yapmam lazım. Sonra bakın üçüncüsü bu. Gördüğünüz gibi üçüncü şeklimiz. Bunu da şöyle kare şeklinde yapacağız. Ve sonuncusu da gördüğünüz gibi burada verdiğimiz yuvarlak şeklindeki görsel olması gerekiyor. Dolunay'dan başlayarak bakın bu şekilde sıraladık ayın evrelerini. Ve geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda ne diyor? K, L, M, N cisimleri özdeş dinamometrelere asıldığında şekildeki değerler gözlenmektedir diyor. Şimdi bu dinamometreler özdeşse o zaman hepsinin bu bölmelerinin ölçtüğü birimlerde eşit olması gerekiyor. O zaman diyor ki buna göre KLMN cisimlerinin dinamometrelere uyguladığı kuvvetler arasındaki büyüklük ilişkisini yazınız. Yani KLMN cisimleri arkadaşlar ağırlıkları kadar bir kuvvet uyguluyorlar aşağıya doğru. Bunları diyor büyükten küçüğe sıralayınız. Malum bunlar özdeş olduğuna göre bu özdeş dinamometrelerden hangisi daha çok aşağı doğru çekilmiş? N daha çok çekilmiş. O zaman N'nin uyguladığı kuvvet en büyük. Ondan sonra bakın 3 birimle ne geliyor? M geliyor. Ondan sonra L geliyor. Ondan sonra da kim geliyor gördüğünüz gibi? K cisminin uyguladığı kuvvet geliyor en baştaki dinamometreye. Bu kadar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi eğer bunun PDF'ini indirip kendiniz çözerseniz çok daha başarılı olabilirsiniz. Yine açıklama kısmında diğer yazılarımız var. Onlara da bakarsanız sizler için çok daha iyi olabilir. Onların da PDF'leri sizlere aynı burada olduğu gibi ücretsiz sunuluyor. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza da göndermeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.